Sektör Özel Programı'ndan herkese merhabalar. Kocaeli Kandır ilçesine bağlı Cebeci'de bulunan Tabiat Park Otel işletmesinin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Sayın Yüksel Yoldaş bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Yüksel Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim, Tabiat Park Otel olarak söyleşimize geçeceğiz. Gerek otelin konumu hakkında olsun, verilen hizmet olsun, hizmetin kalitesi olsun. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizleri tanıtarak başlamak istiyorum. Yüksel Yoldaş kimdir? Ne kadar zamandır turizm sektöründesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben yaklaşık doğma büyüme Kandıralıyım. Ama benim hayatım Ege bölgesinde geçti. Evet. Yaklaşık 25 yıldır Marmaris, Bodrum, Foça, en son karar verip işte buraya, kendi memleketimize böyle bir tesis açmayı düşündük. Ve yaptık, mutluyuz. Evet. Sevinçliyim memleketi yaptığım için. Ya dediğim gibi yaklaşık 25 senedir bu turizm işine, turizm sektörüne hizmet ettim. Onların birikimleriyle böyle bir tesis kurduk. Bu tesisi kendi memleketimde yaptığım için çok çok mutluyum. Gelen misafirlerimize anlatıyoruz. Çünkü turizm açısından bizim bölgemiz çok güzel, evet, çok donanımlı ama yetersiziz. Bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Evet. Şimdi 25 sene Türkiye'nin farklı noktalarında, turizm bölgelerinde, farklı otellerde, evet, bu otellerinde farklı bölümlerinde çalışarak artık turizm sektörüyle alakalı genel bir bilgi birikiminiz oldu. Bulaşıkhaneden başladım. Evet. Genel müdür yardımcısına kadar çıktım. Hı hı. En son orasıydı. Ondan sonra da işte biz kendi işletmemizi açtık artık. Cebeci'ye geri döndük. Kandıra'ya. İşte böyle bir tesis açtık. Dediğim gibi işte yani bizim bir çekirdekten gelmeyiz. Bu işi yani turizmin her bölümünde, her alanda çalıştık. Evet. Hizmet ettik. Hizmet etmeyi seviyoruz. Yani bu bizim işimiz artık. Bu işin artık piri olduk. Evet. Yoruluyoruz. Yorgun oluyor ama bu işi sevdiğimiz için hiçbir yorgunluk hissetmiyoruz. Keyif alıyoruz. Ne güzel. Peki efendim, şimdi otelden bahsedeceğiz ancak şimdi Cebeci turizm bölgesi, dokusu bozulmamış aslında bir yer, evet, burası da baktığımız zaman. Yeni yeni. Evet. Şimdi biraz bölge hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi bölge İstanbul'a ve Kocaeli, Adapazarı'na yakın olduğu için normal şartlarda daha çok aktif olması lazım. Bölge biraz kısır kalmış. Evet. Çok kalabalık oluyor genellikle ama kuru kalabalık gibi bahsedelim. Daha iyi olması lazım. Bu bölgedeki sahiller, zenginlikler maalesef Ege Akdeniz'de yok. Evet. Ama harika da bir sahili var aslında. Sahilimiz inanılmaz müthiş. Evet. Konum inanılmaz müthiş. Atmosfer gerçekten çok iyi. Havası çok iyi. Denizi çok iyi. Yani doğası çok iyi. Yani bu turizmde, evet, olması gereken her şey var. Evet. Daha da iyi olması lazım. Evet. Merkeze çok yakın bir lokasyonda otel. 200 metre. 200 metre yürüme mesafesi. Yürüyerek gidip geliyorsun, evet. Evet. Yani aşağıdaki ana yoldan bir 100 metre 100 kadar metre yürüdüğünüzde bile bu ağaçların içerisindeki bu harfilerde otele geldiğinizde bizleri neler karşılıyor? Şimdi biraz da otel hakkında konuşalım. Şimdi 100 metre alan içine girdiğiniz an zaten ilk baştan girişinizde nereye geldiğim diye tereddüt ediyorsunuz. Evet. Bir 15-20 metre çıktıktan sonra bir cennet bahçesine geldiğinizi göreceksiniz. Kesinlikle. Yani ağaçların içine, doğanın içine, otel, havuz, yeşillik, deniz, yani doğa iç içe her şey. Yani dediğim gibi kuş, her şey var yani burada. Evet. Burada tatil yapmanız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz yaklaşık 8 hafta oldu otel açtığımız. Yani herkes aynı şeyin noktaya geliyor. Herkes mutlu ayrılıyor. Evet. Teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz tabii ki. Bizi seçtikleri için. Ama işte turizmin biliyorsunuz limiti yok. Her zaman iyi olmak zorundasın. Kesinlikle. İyi yapmak zorundasın. Evet. Onun için onun peşindeyiz. Misafirlerimiz mutlu. Mutlu gittiği için biz de mutluyuz. Evet. Bu işi seviyoruz yani. Evet. Şimdi girişten başlarsak bir otopark alanımız bulunmakta. Otopark tabii ki. Direkt bahçeye giriyoruz. Bahçede mesire alanlarında bulunan kahvaltı masaları, yemek masaları, çocuk salıncakları, işte bir şekilde çocukların oynayabileceği, aktivite yapabileceği, insanların ağaçların altında oturabileceği bir, evet, konuma geliyorsunuz. Evet. Otel içine girdikten sonra zaten otel ayrı bir atmosfere giriyorsunuz. Kafanızda, işte dediğim ya, ilk girişte kafandaki, otele giriş kafadaki düşünce farklı oluyor. Evet. Buraya geldikten sonra insanlar, her şeysi değişiyor bir anda.
tamamen tadı moduna giriyor artık. Hı-hı. Otelimizde zaten havuzumuz mevcut. Evet. Restoranımız mevcut. Yeme içme bir sıkıntımız yok. Onları da ben yapıyorum. Yani misafirlerimiz şanslı. Evet. Yeme içme de bende olduğu için, benim altyapım komple mutfaktan gelme olduğu için, hı-hı, ben yapıyorum onları. Evet. Memnuniyet çünkü çok önemli. Benim için birinci özellik kalite. Evet. Hizmette kalite. Yeme olsun, içme olsun, konaklama olsun. Yani tatilde yapmanız gereken her şey için önce kalite. Evet. Şimdi bulunduğumuz yer otelin restoran bölümü. Restoran. Dışarıda bulunan hem bahsettik, bahçemiz var, açık alan, bir de kış sezonu için, sezonu evet. Sezonu için kapalı alanımız var. Otelin hemen arkasında arka bahçede bir havuzumuz bulunmakta. Doğru. Havuzun etrafında da 4 tane bungalov. 5 tane bungalov evimiz. 5 tane bungalov evimiz var. Burada otelde kaç oda sayısı var? 12 odamız var. Kapasitemiz yaklaşık 55 kişi. Evet. Alabiliyoruz. Çünkü odalarımız farklı farklı. 2 kişilik, 3 kişilik double odalarımız var, 5 kişilik. Bungalovlarımız da aynı. 2 kişilik var, 3 kişilik var, 4 kişilik var. Farklı farklı değişiyor. Ortalama bizim kapasitemiz 50-55 kişi. 50-55 alabiliyoruz rahatça. 4 dörtlük bir tatil yapabiliyoruz. Evet. Hem hizmet edebiliyoruz misafirlerimize. Otelde ikiye ayrılmış bölümde bir tarafı denize bakan taraf, bir balkonlar. Tarafı, evet. Bir tarafta doğaya. Havuz tarafı ve doğa. Havuz tarafı ve doğaya. Direkt ormana bakan evet. Tarafta. Adından anlaşılacağı gibi Tabiat Park Oteli. Tatilin adresi. Anlatmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Şimdi efendim hep kaliteden bahsettiniz. 25 yıllık da bir deneyiminiz var bu sektörde. Cebeci'de her ne kadar biraz daha böyle hani gizli cennet gibi kalmış olsa da burası tabii ki bir tatil beldesi sonuçta. Ki işletme olarak turizmcilere de hizmet veren birçok işletme var. İşte pansiyon olsun, apart var, pansiyon. Birçok yerler var. Bu doğrultuda Tabiat Park Oteli diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi biz oteliz. Yani bir öncelikle ayıracağımız bu otel hizmeti veriyoruz. Bir aile oteliyiz. Evet, aynı aile zamanda. Oteliyiz. Yani %90 ile ailelik diyoruz. Bazı şartlarımız var. Hı-hı. Onun için özellikle basa basa söylüyorum. Ben bu işi yaptığım için öncelikle hedeflerimiz aile olacak. Hı-hı. Burası aile oteli. Evet. Ayıran tarafımız biz pansiyonda değiliz, apartta değiliz. Evet. Bu bölgede zaten tek şu an biziz. Otel olarak hizmet eden otel, tamamen otel konsepti, yani tatil konsepti. Adam geldiği zaman ailesiyle kafasını burada rahatlatıp bütün enerjisini burada atıp, evet, yani bir hafta tatil yaptıktan sonra işine gittiği zaman bir de ben tatil yaptım desen evet, oldum işte. Evet, evet. Olay bu yani. Evet. Dışarıdan da yine kahvaltı için, restoran için ya da havuz için kullanılabiliyor. İlla ki otel konaklama müşterisi olmasına da gerek yok. Dışarıdan kahvaltı alabiliyoruz. Yemekleri de alabiliyoruz. Hı-hı. Havuzu da alabiliyoruz. Yalnız havuz şöyle, bilgi verip öyle alabiliyoruz. Çünkü hı-hı, havuzun kapasitesi otel kapasitesine göre olduğu için, evet, otel yoğunluğuna göre havuzu alabiliyoruz. Hı-hı. Ama kahvaltıyla yemek konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gelip burada açık alanda da diledikleri gibi vakit kapalı geçirebilirler. Otel müşterisine göre, havuzun müsaitlik durumuna da göre dilerlerse havuzdan da buradan yararlanabiliyorlar. Evet. Yani buraya gelen misafirlerinize tamamıyla kalite odaklı. Kalite. %100 müşteri memnuniyetiyle bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Biz şimdi şöyle, benim huyum bu. Yani biz şöyle diyeyim, ben 25 yıl yabancılarla çalıştım. Hı-hı. Yabancılar hep kalite. Evet. Ön plan tuttukları için bize hep bunu öğrettiler. Hı-hı. Öncelikli hizmetimiz bizim hijyen, kalite, evet, mutluluk. Evet. Şu an tabii ki pandemi sürecinde evet, temizlik, hijyen önemli. Hiçbir önemi, pandeminin hiç önemi yok. Yani bizim yetişme tarzımız bu oldu. Biz evet, o şekilde yetiştiğimizi hiç söylüyorum. Hı hı. Hizmet, yani misafirlerin mutluluğu, o gelen misafirlerin kaliteli olup kaliteli, evet, hizmet alması ve temizlik yani. Otelin birinci kuralı temizlik yani. Kesinlikle. Bunları da ön planda tutarak en iyi, en kaliteli hizmet. Otelin üç kuralı yani bizim için. Gayet gösteriyorsunuz. Evet. Peki efendim, İleriye dönük hedefiniz nedir? Şimdi 25 yılın vermiş olduğu bir bilgi birikim var. 8 hafta oldu. 8 hafta. Otel açıldı. Daha otelde çok yeni ama %90 her şeyiyle tam kapasite olarak bir hizmet veriyor şu anda. Şu an %85-%90 arası kapasitede hizmet veriyoruz ama eksiklerimiz var. Evet. Daha düşündüğümüz şeyler de var, hı, kafamıza göre. Yavaş yavaş onları da işte zaman ne gösterebilemeyiz. Ufak ufak bunları da faaliyete geçireceğiz. Amaç burayı 4 dörtlük hale getirip, evet, insanların tatil, cazibe merkezi yapmak yani bunu. Evet. Peki neler yapmayı planlıyorsunuz ilerleyen zamanda bu turizm? Ya şimdi şöyle, eksikliğimiz mesela bu seneki eksikliğimiz alanımız dar olduğu için çocuk
park alanları, çocuk yani aktiviteleri. Var ama kısıtlı. Kısıtlı. Çocuk aktiviteleri önemli. Çünkü aile tatile geldiği zaman genellikle hep aile geldiği için ister istemez çocuk da sıkılıyor. Evet. Sıkılmaması için hem aile anne babanın sıkılmaması için hem çocukların sıkılmaması için aktivite alanları olması lazım. Onun için güzel bir şeyler düşünüyoruz önümüzdeki yıllar için. Onlar da faaliyete geçireceğiz ve insanlar burada mutlu olacak yani. Evet. Yani hem otelle birlikte hem de çocuk parkını ilerleyen zamanda. Ya şimdi şöyle yani çocuk mutluysa aile mutlu olur tatilde. Evet. Çocuk mutlu değilse aile mutlu olma şansı yok tatilde. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için önemli olan bizim için şu an çocukların mutluluğu. Herkesin rahat edebilmeleri için tabii ki herkesi de düşünmek gerekiyor. Herkes, çocukları da bu doğrultuda herkes, yani. Düşünmek özellikle çocuklar düşünmek lazım. Evet. Çocuk mutlu olduktan sonra gerçekten aile mutlu oluyor ama çocuk mutlu olmadıktan sonra gerçekten aileler mutlu olamıyor yani. Evet. İster istemez sıkılıyorlar burada. Evet. Ağlama, işte çocuk gidelim, sıkılma, işte bir şekilde sıkılıyor. O zaman ne oluyor? Aileye de yansıyor. Aile de bu sefer tatilden bir şey anlamıyor. Bir anda burada ne yaşadığını hiçbir şey hissetmeden gitmiş oluyor. Evet. Ama burada çocuk mutlu olduğu zaman aile de mutlu oluyor. Giderken ister istemez bize gelip hepsi tek tek gelip teşekkür ediyorlar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Seneye de aynı bir şekilde onları kabul ettiğimiz zaman, geldikleri zaman demek ki biz başarılıyız bu konuda. Çocuklar evet. Mutlu etmişiz ki çocuklar geri gelmişiz. Belki sezon tekrardan sizi aynen. Tercih ediyorlar. Aynen. Önemli olan da bu zaten. Bu zaten. Birinci sırada gayeniz hizmet kalitesi olsun. Kesinlikle. Kullanılan işte malzeme kalitesi, ürün kalitesi olsun. Bunlardan ödün vermeden sektörde, cebecide bu şekilde biz ben kendim şahsım olarak ben kıskanmıyorum. Yani bir şey yapmıyorum. Kısıtlamıyorum. Çünkü kalite, evet. Kalite. Evet. Yani iyi hizmet için kalite. Olması gereken kalite. Olan yani şeyler. Biz böyle alıştık. Ben 25 seneme bu şekilde harcadım. Bu şekilde öğrettiler bize. Hı-hı. Büyüklerimiz, işte müdürlerimiz, bütün aksiyon olarak büyük abilerimiz, kardeşlerimiz bize bu şekilde öğrettiler. Evet. Onun için 3 çeşit. Kalite. Evet. Bu hal. Evet. Peki buradan bizleri izleyen izleyicilerimize son olarak neler aktarmak istersiniz? Gerek bölge hakkında gerek otel hakkında öneriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Bölge olarak çok güzel bir yerdeyiz. Cebeci yani Kandıra'nın mahallesi, yeşilin, sahili, mavinin, yeşinin, doğanın, kuşların bile buluştuğu bir noktadayız şu an. Evet. Tatil yapılabilecek bir yer. Yani İstanbul yanımızda, Adapazarı yanımızda, Sakarya, işte Kocaeli yanımızda. Ankara yakın. Ankara, evet. Bolu, yani bir buçuk saat içinde buraya gelebiliyorlar. Merkezi bir noktada. Yani bir buçuk saatte gelebiliyorlar. İnsanlar rahatça tatil yapabilirler. Evet. Gönül rahatlığıyla kendi otelimden bahsediyorum. Hı-hı. Gelip konaklayabilirler, tatilini yapabilirler. Hiçbir soru işareti olmadan. Tabii ki kusurlarımız olabilir. Tamamen bize söyleyebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Çünkü açız. Çünkü biz her şeyi göremeyiz. Göre göre daha iyi gidebiliyoruz yani. Evet. Onun için mutluyum. Bu bölgede tatil yapılabilecek yer Tabiat Park Otel Cebeci. Evet. Evet. Biz de son derece keyifli, huzurlu ve güvenli bir şekilde tatil geçirmek ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen bütün izleyicilerimizi Kocaeli Kandıra ilçesinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan Tabiat Park Otel işletmesine bütün izleyicilerimize buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinize, başarılarınıza devamını diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, bu imkanı bize sunduğunuz için çok 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 teşekkür ediyorum. Daha sık sık bekliyorum. İnşallah. İnşallah böyle. İnşallah görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Evet, sektör özel izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. Kocaeli Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi Tabiat Park Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezde.